Bugün bu videoda çok sık gelen iki sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Bunlardan birisi bankalardaki dövizlere el koyabilirler mi? Diğer bir soruysa Amerika'da arka arkaya açıklanacak yüksek montanlı teşvikler acaba bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar fiyatlarının düşmesini beraberinde getirebilir mi? Para birimimizin daha da değerlenmesini beraberinde getirebilir mi? Diğer taraftan iki önemli haber var. Bunu da yine sizler için değerlendireceğim. Onlardan birisi Fed başkanlarından geldi. Varlık alımlarının devam edeceğini söylediler. Herhangi bir düşüş beklenmemesi gerektiğini söylediler. Amerika'nın bir an önce mali teşvikleri açıklaması gerektiğini söylediler. Bu açıklama sonrasında da altın fiyatları 1850 doların üzerine kendisini attı ve görünen o ki açıklamalar somutlaştıkça altının yükseliş eğilimi de hızlanacak. Özellikle Biden'ın trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri açıklayacağız. Açıklamaları da yine altın fiyatları üzerinde pozitif etki yaratmıştı. Bu teşvikler somut olarak açıklandığı an itibarıyla da ons fiyatlarında rekor denemeleri göreceğiz. Bir başka açıklama Deutsche Bank'tan geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 bas puan daha faiz arttırmalı dedi. 100 bas puanlık daha faiz arttırımı bekliyormuş Deutsche Bank. Söylemesi kolay. Onlar için bir problem yok. Onlar kendi karlarına bakıyorlar. Reel sektör batmış, bitmiş. Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları artmış. Umurlarında bile değil. Merkez Bankası da Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan gibi kuruluşların sözünü dinlemeye devam ederse bu faiz oranları %25'lere doğru gidecek arkadaşlar ve ne yazık ki hem reel sektörün hem de bankacılık sisteminde kırılganlıkları daha da artacak. Hem bu haberleri hem de bu iki soru başlığını sizler için bu videoda değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. 100 bas puan daha arttırabilir mi? Arttırmalı mı Merkez Bankası? Normal koşullar içerisinde enflasyon %14.6 seviyesindeyken ve faizler zaten %17 seviyesine kadar yükseltilmişken ve arada neredeyse 250 bas puanlık bir pozitif faiz ortamı varken ve bütün dünyada faizler aslında çok düşük seviyelerde tutuluyorken Merkez Bankası eğer ki çıkıp bir kez daha 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı yaparsa Tek bir açıklaması olabilir o da Merkez Bankası ve Türkiye'nin ekonomi yönetimi faiz lobisine resmen teslim oldu. E zaten teslim oldu yani %17'lere bu koşullar içerisinde bütün dünya faizleri indirirken Merkez Bankası faizleri yükselterek teslim olduğunu gösterdi ama... 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı artık bunu çok daha somut bir şekilde ortaya koyacaktır. Göreceksiniz bu işte Deutsche Bank'la kalmayacak. Goldman Sachs, JP Morgan gibi kuruluşlarda arka arkaya Merkez Bankası'ndan yeni faiz arttırımı beklentilerini açıklayacaklar. Bu faiz arttırımı beklentileriyle ilgili de döviz piyasası üzerindeki baskılarını arttıracaklar. Yani önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde doların tekrar 7.98 aralığına doğru gittiğini göreceğiz. Merkez bankası direnirse yani faiz arttırımı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazsa bir sinyal vermezse de 8 liranın üzerine çok daha hızlı bir şekilde kendisine atacak ve geldiği yer olan 8.40'a geri dönecek. Hem dolarımızı yüksek seviyelerde tutmaya devam etmiş olacağız hem de faizlerimizi %8 seviyelerinden %17 seviyelerine kadar boşuna çıkartmış olacağız. Reel sektörümüzü boş yere köşeye sıkıştırmış olacağız ve bankacılık sektöründeki batıklarla ilgili risklerimizde boş yere arttırmış olacağız. Öbür taraftan 100 bas puanlık, 150 bas puanlık bir faiz arttırma olursa da maksimum tekrar dolar 7.47-50 aralığına kadar gelecek. Sonrasında da yine yükseliş eğilimini devam ettirecek. Çünkü yine bir faiz arttırma bekleyecekler. Bu şekilde ite 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 %25 seviyelerine kadar zorlayacaklar Türkiye'nin faiz ortamını. Bu da hiçbir şekilde işlerin düzelmeyeceği anlamına gelir. Piyasanın iyi de niye sıkışacağı, işsizlik ortamının daha da artacağı anlamına gelir ve enflasyonun da kontrolsüzce her an yükselebileceği anlamına gelir. Umarım Merkez Bankası bu Deutsche Bank gibi, Goldman Sachs gibi, JP Morgan gibi kuruluşların goy goyuna bir kez daha gelmez ve o 100-150 bas puanlık faiz arttırımlarını yapmak yerine biraz daha beklemeyi tercih eder. Gelin ikinci haberle devam edelim. Fed diyor ki varlık alımları hiçbir şekilde düşürülmemeli, aynı şekilde devam ettirilmeli diyor. Demek ki güçlü bir şekilde piyasaya para vermeye devam edecek. Öbür taraftan da hükümete bir göndermede bulunuyor. Biden'a bir göndermede bulunuyor. Teşvikler bir an önce açıklanmalı. Teşvikler ertelenmemeli diyor. Yani piyasaya para girişi hızlanmalı diyor. Teşvikler açıklanacak açıklanmayacak tartışmasını gerek bile yok artık. Çünkü Biden öyle ya da böyle arka arkaya trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini açıklayacağını zaten kendisi deklare etti. Peki bu teşvik paketleriyle piyasaya girecek para acaba bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar fiyatını aşağıya doğru çekecek mi? Çünkü çok konuşulan konulardan birisi de bu. Arka arka teşvik paketleri açıklanacak. Bu nedenle de dolar fiyatları düşecek. Türkiye'de de dolar düşecek. Türk lirası değer kazanacak. 5 lira 6 lira seviyesine gelen bir dolar kuru göreceğiz diyenler var. Peki gerçekten böyle midir arkadaşlar? Hayır. Tam tersi yükseliş eğilimi hızlanacak. Neden mi? hemen söyleyeyim. Amerika'da arka arkaya teşvik paketleri açıklandığında paranın bir kısmı tasarrufa yönelecek. Hisse senedi piyasalarına gidecek, altına gidecek. Bir kısmı da harcamalara gidecek. Amerika bu teşvikleri babasının hayrını açıklamıyor arkadaşlar. Bu teşviklerin açıklanmasının temelinde piyasadaki canlılığı arttırmak yatıyor. İşsizliği azaltmak yatıyor. reel sektörü ve üreticiyi ayağa kaldırmak yatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar harcamaları arttıracaklar. Talebi arttıracaklar. Bu teşvik fikler sayesinde. Harcamalar arttığı an itibarıyla da fiyatlar yukarıya doğru bir eğilim gösterecek. Çünkü Amerika Türkiye gibi değil. Türkiye'de evet kurbazlı ve vergi bazlı bir enflasyonist ortam var ama Amerika'da talep odaklı bir enflasyonist ortam var. Talep arttıkça enflasyon yukarıya doğru gidecek. %2,5-3 bandının geçtiği an itibarıyla da zaten Fed'in açıklamaları var. Faiz silahı kullanılmaya başlanacak. 2012-2013 yıllarında olduğu gibi tekrar faiz art arttırımlarına gitmeye başlayacak. Faiz arttırımlarına gittiğinde de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki paralar Amerika'ya yolculuğuna başlayacak. Yani bizdeki dolar kıtlığı daha da artacak arkadaşlar. Dolar kıtlığının artması da fiyatların yukarıya çıkmasını beraberinde getirecek. Zaten örnekleri var. Amerika ne zaman faiz indirimi kararlarından vazgeçip faiz arttırmaya başladı? Türkiye, Arjantin, Venezuela gibi ülkelerde krizler baş gösterdi. Çünkü Para miktarı azaldı. Bunun da yan etkileri görülmeye başlandı. O nedenle Amerika'nın teşvik paketlerini arka arkaya açıklaması Amerika'da enflasyonu yükselteceği, faiz ortamını yukarıya çekeceği için bizim gibi ülkelerde döviz bolluğu oluşacak anlamına gelmez. Aksine bir döviz kıtlığı oluşacak anlamına gelir. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor. Gelelim diğer soruya. Bankalardaki döviz mevduatlarına el konulabilir mi? Bankalardaki dövizlere el konulabilmesi için öncelikle kur rejiminin değiştirilmesi gerekiyor ve kambiyo kontrolü sistemine geçirilmesi gerekiyor. Bunun için de altyapınızın uygun olması gerekiyor. Mesela borç miktarınızın düşük olması gerekiyor. Mesela Üretimle ilgili bir sıkıntınızın olmaması gerekiyor. İthal ettiğiniz her ürünü burada Türkiye'de üretebilme kabiliyetine sahip olmanız gerekiyor. Sermaye akışı kesildiğinde bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyor olmanız gerekiyor. Bunlara sahip değilseniz sadece kura olan ihtiyacınızdan dolayı kur sabitlemesine gitmeye kalkarsanız, bankalardaki dövizlere el koymaya kalkarsanız, kambiyo kontrolüne gitmeye kalkarsanız şu anki krizin en az 3/4 katı daha büyük bir krizle karşı karşıya kalırsınız. Yabancı sermaye, sıcak para çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçmaya başlar. Döviz sıkışıklığınız daha artar. Kara borsaya düşer. Yarın öbür gün özel sektör ya da kamu ithalatla ilgili giderlerini karşılamak için döviz bulamadığından piyasadaki bu dövize yönelmeye çalışır ve piyasada da kontrolsüzce fiyatlar yükselir. İki tane fiyat oluşur arkadaşlar. Bir resmi fiyatlar bakarsınız resmi fiyatlara göre doların fiyatı 6 liradır ama piyasa piyasadaki gayri resmi fiyatlara bakarsınız 20 liradan 30 liradan dolar alınıp satılmaya başlanır. Kafamı esti ben yarın sabit kur sistemine geçiyorum diyemezsiniz. Sermaye akışı tamamen kısıtlanır. Önü kesilir. Paranız convertible olma özelliğini kaybeder. Nedir convertible olma özelliği arkadaşlar? Uluslararası piyasalarda öyle ya da böyle Türk lirasının geçerli olması demektir. Yani Türk lirası verip karşılığında döviz alma ihtimalinizin olması demektir. Bugün bunu yapabilirsiniz diyorsunuz. Zorlanıyorsunuz ama öyle ya da böyle yapıyorsunuz. Ama yarın sabit kur sistemine gidip aynı zamanda kambiyo kontrolünü getirdiğiniz anda Türk lirası verip karşılığında dolar, euro, sterlin alamazsınız kimse çünkü Türk lirasını kabul etmez. Dolayısıyla burada da işleriniz sıkışır. Öbür taraftan Türkiye'nin 460 milyar dolarlık uzun vadeli, 182,5 milyar dolarlık da kısa vadeli dış borcu var. Bu kadar yüksek borcunuz var iken kambiyo ile ilgili bir kontrol sistemine giderseniz ya da kurunuzu sabitlemeye kalkarsanız bu borçlarınızı da ödeyemez hale gelirsiniz ve dolayısıyla moratorium ilan etmek zorunda kalırsınız. Ben borçlarımı ödemiyorum. Gelecekte belki para bulursa öderim dersiniz. E ihracatınız zaten diplerde. Petrol, doğalgaz gibi ürünleri yurt dışından tedarik etmek zorundasınız. Bu iş büyük bir çıkmaza sürükler Türkiye'yi. Evet devlet isterse kur rejimini değiştirebilir. Evet devlet isterse kambiyo rejimini de değiştirebilir. Böyle bir hakkı da var. Bunun çok ağır bedelleri olduğunu da unutmayın. Benim söylediğim bu bedeller Türkiye'nin bugün kaldırabileceği bedeller değil ve bu maliyetlerde devleti öyle ya da böyle yer öbür gün sabit kur sisteminde devalüasyona zorlamaya başlar. Kamu harcamalarınız bu kadar yüksekken, bütçe açıklarınız bu kadar yüksekken, dış borçlarınız bu kadar yüksekken bir de sermaye akışınız kesilirse ve vatandaşın döviziyle ilgili kaygı da yaratırsanız müthiş bir döviz kıtlığıyla karşı karşıya kalırsınız. İster istemez o piyasada oluşan kara borsa fiyatlarına devletin kur fiyatını eşitlemek zorunda kalırsınız. İşte onun da adı sabit kur sisteminde devalüasyon oluyor. Devalüasyon olduğunda da o ortamda eğer ki üretim mekanizmanızı yeterince geliştirmemişseniz yani yurt dışından hala ürün tedarik ederek ekonominizi ayakta tutmaya çalışıyorsanız bu büyük bir krizi işaret eder Demek ki bankalardaki dövize el koyabilmesi için devletin önce yurt dışından getirdiği her türlü ürünü yurt içinde üretebiliyor olması gerekir. Kendi kaynaklarıyla. İkincisi dış borcunun diplerde olması gerekir. Üçüncü sermaye akışına ihtiyacının olmaması gerekir. Dördüncüsü vatandaşının dövize yönelmeyeceği bir ortam yaratması gerekir. Bütün bunları yaptığı an itibariyle evet sabit kur sistemine geçebiliriz. Evet kambiyo kontrolü sistemine geçebilir ama bunları yapmadığı sürece böyle bir adım atması ekonomik kriz ve siyasi krizden başka bir şey değildir. Ve pek çok hükümet bu tür ekonomik krizler nedeniyle siyasi krizler yaşayarak oradaki koltuklarını bırakmak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin yeterince ekonomik sorunu zaten var. Bir de bu sorunu bunun üzerine eklerse işin içinden çıkması mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Benim için rahat değil kardeşim. Paramı yastık altında tutmak istiyorum. Her an böyle bir şey olma ihtimali var. Evet var artık arkadaşlar kanuni olarak devletin bunu yapma hakkı var ama yapamayacağı kanaatindeyim ben. Şunu da söyleyeyim. Bu ülkede yapılamayacak dediğimiz bir yiyen şeyde ne yazık ki yapıldı. Bu da yapılabilir. Onun için benim kafam rahat olsun. Ben dövizimi bundan sonra süreçte bankada tutmayacağım, yastık altı yapacağım diyorsanız tabii ki o da sizin bileceğiniz iştir. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. 7.43, 7.44, 7.45 aralığında giden bir dolar görüyorum arkadaşlar. Dolar buralarda artık kendisine bir taban oluşturdu ve yüksek Yüksek ihtimal yeni bir faiz arttırımı olana kadar 7.98 seviyesine kadar yükseliş eğilimini devam ettirecek. Bir faiz arttırımı gelmezse de 8.20-8.40 aralığına dolar geri dönecektir. Buna bağlı olarak Euro ve Sterlin'de de yükseliş eğilimleri devam edecektir. Olası bir faiz arttırımı durumunda da tekrar bu seviyelere yani 7.40-7.50 aralığına gelecektir. Yeni faiz arttırımı beklentisiyle de o ay içerisinde tekrar 7.98 aralığına yükselecek. Ecektir. Faiz arttırımı gelmediği gün itibarıyla biz 8.40-8.50 aralığında bir dolar kuru göreceğiz. Sonrasında da yükseliş eğilimi Türkiye'nin kırılganlıklarına göre devam edecek. Fed'den gelen açıklamalar, Biden'dan gelen açıklamalarla birlikte 1850 doların üzerine attı kendisini. Buralarda kendisine taban oluşturuyor altın onsu. Biden'ın ilk teşvik açıklaması ile birlikte çok hızlı bir şekilde kendisini 2000 doların üzerine atacak. 2300-2500 dolar arasında gidip gelen bir altın ons fiyatı görüyoruz. Gram altında ise arkadaşlar 7.90 seviyesinde olan bir dolar kuru ve 2000'in üzerine zorlamaya başlayan bir altın ons fiyatıyla zaten geldiğimiz yere geri döneceğiz. 530-540 aralığına geri döneceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında 8.40 seviyesine giden bir dolar kuru ve 2300-2500 dolar aralığına yerleşen bir altın ons fiyatıyla birlikte de gram altının arkadaşlar 700-800 aralığına girdiğini göreceğiz. Öbür taraftan şu

dolar kurunda kırılma yaşandığında yani ödemeler dengesi bu şekilde bozulmaya devam ettiğinde kısa vadeli borçlarla ilgili iç talep arttığında dolar kurunun yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını kırılmaların daha da yüksek olduğunu göreceğiz. Bunun da gram altına yansıması 1000 liranın üzeri olacak. 2021 yılı içerisinde 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Brent petrol soranlar var ve ham petrol soranlar var. Bence Brent petrol ve ham petrol şu tepe noktalarda arkadaşlar. Özellikle bu korona'daki yayılım ve ekonomilerdeki kapanma petrol fiyatlarının düşüş eğilimini hızlandıracak. 2021 yılı içerisinde biz 20 doların altında Brent petrol ve ham petrol fiyatlarını bir kez daha göreceğiz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşe kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlarım.